Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli izleyenler, bayramın 3. gününde, Ramazan bayramının 3. gününde yine Bayram Sevinci programındayız ve değerli konuklarımız da inşallah bayramın 3. gününü de güzel bir şekilde ilahilerle, muhabbetlerle geçireceğiz. Hemen Bayram Sevinci'nin 3. programının konuklarını takdim etmek istiyorum. Derviş Mansur abim bizlerle, hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Ecmain. Grup İrşad'dan Mehmet Gündüz ve İbrahim Akbaş abiler bizlerle, hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Karaları giyinmişsiniz, hayırdır? Bayramda genelde böyle biraz daha şey olur ama siz karalar giyinmişsiniz. Öyle değil yani, mi? Yani bazen özellikle programlara çıktığımız zaman İbrahim abimizi arıyorum, diyorum işte ne giyinelim diye. Bugün de siyaha karar verdik. Siyah. Öyle. Hayırlısı. Mehmet Ali abi, iyisiniz inşallah. Nasılsın hocam? Allah razı olsun. Nasıl gidiyor? Çok şükür iyidir hocam. Bir sıkıntı yok. Bayram yemekleri rahatsız etmiyor. Yok hocam, dikkat ediyoruz ona. Dikkat ediyoruz. Artık yani tecrübemiz var. Hakikaten boruştan çıktığımız zaman özellikle ben bir ara ben bir hastane anım var. O hastane olayından sonra bana tecrübe oldu. Aşırı yağlı, ne bileyim işte farklı böyle ağır yemekte, tatlı yemekler yemiyorum. Mümkün mertebe böyle hafif asitli, yemekler yiyorum. Tatlı böyle yani şey girince bünye maalesef. Aynen, aynen o şekilde. Evet, peki Derviş abi ne yapıyoruz, nasıl gidiyor? İyidir hocam. Bayram nasıl gidiyor? Bayram güzel geçiyor çok şükür. Her zamanki gibi. Her zamanki bayramlar gibi. Güzeldir değil mi? Ana güzeldir. Yani acısıyla tatlısıyla güzeldir. Kesinlikle. Peki programlar nasıl gidiyor abi? Programlar da inşallah yavaş yavaş sezon açılıyor. Şimdi Ramazan'da bir bizim şey programı vardı. İftar sevinci programımız vardı. Orada yoğundunuz bütün sanatçı abiler. Şimdi o bitti, artık bu sefer düğün sezonu başlıyor değil mi? İnşallah. Düğün sezonu da biraz hızlı böyle hareketli geçiyor. Siz de ona hazırlık yapıyorsunuz. İnşallah hocam. Peki. Bu arada siz... Grup İrşad, siz biraz yorgun musunuz? Bana biraz bir, ikiniz de yorgun gibi geliyorsunuz. Ben de Derviş abi çok göremiyorum. Bayramda mesai mi yapıyorsunuz? Aslında biraz da yazın. Yaz evet. Mevsiminden kaynaklanıyor. Havalar evet. Sıcak malumunuz. İster istemez biraz insanı etkiliyor. Evet. Ya da Karacdağ'ın o yemeklerini çok yemişsiniz, kaçırmışsınız. Gündelik hayatta bir de çalışıyoruz hocam. Hani evet, gündüz tabii. Çalıştığımız geceler için ister kısalmış. İstemez. Geceler kısalmış. Biraz bize aslında her bayram anlatıyor da İbrahim abi. Bizim meşhur Karacdağ bayramlarını bize bir anlatır mısın? Neler hocam, yapılıyor? Eser dinleyelim ondan sonra mı hocam, yoksa hemen anlatsın mı? Bence bir eser alalım. Eserle mi başlayalım? Evet. Çok güzel. Fazla muhabbete girmeyelim tabii, diyorsun. Tabii şimdi biz tadında bırakalım. Aynen, eser bekliyorlar. Peki Derviş abiden mi başlayalım? İnşallah hocam. Ne yapalım abi? Hangi eseri dinleyelim? Ya İlahel Alemin eseri. Ya İlahel Alemin. Evet. Şimdi hani provalarda gözlemlediğim kadarıyla bayram eserleri, tabii bayramın da bir nostaljik yanı var. Onu da İbrahim abi herhalde tamamlayacak. Böyle evet, o şehit inşallah. Eserleriyle. Evet. Bayramda şehit olanlar var, Karacadağ şehitleri var. Onu da İbrahim abi tamamlayacak inşallah. İnşallah. Buyurun. شکر جد ربی حد و حساب یارب کتاب امرو نهی خو ام کردن مو خطاب ام بیش زرار خلاص بونو بونه خوی ادب جرح ما خوت دنیا جمر کرده مکتب امرت سر چابی میا اله العالمین بحق صلاة وسلام لسر نبيتي أمين أمرت لسر شعبي ما يا إله العالمين بحق صلاة وسلام لسر نبيتي أمين Thank you.
جی بو مکره حرام لتش دکن جو باقش حلال کرل سر خاص و عام ظلم بگز نکاری اسباد بگی یا اعلام جمر کر یره چه برنامه ماجینا اسلام امر تل سر چاوی میا اله العالمین بحد سلات و سلام لسر نبی تی امین امر تل سر چاوی میا اله العالمین بحد سلات و سلام لسر نبی تی امین جدلی طاعت کرد انسان عاقل و باش لپیس و احمق خوشی طاعت دانه باش ریا حق برداند نوریه باطل دمانه شاش لدنیا و آخرت حضور و جنت نایه بلاش امر تل سر چاوی میا اله العالمین بحد سلات و سلام لسر نبی تی امین امر تل سر چاوی میا اله العالمین بحد سلات و سر نبی تی امین امر تل سر چاوی میا اله العالمین بحد سلات و سلام لسر نبی تی امین Eyvallah Derviş abi, yüreğine sağlık. Böyle bizim artık klasik eserlere pek diyeceğimiz yok değil mi? Eski klasik eserlerimiz, Müzgine İslam, Henariye Kur'an, Şehit, Şehadet. Yani diyeceğimiz yok derken aslında diyeceğimiz var. Dedik abi, hepsini dedik. Eski eserlerimiz. Bütün övgüleri saydık zaten değil mi? Evet. O manada. Ha, o manada doğrudur. Evet. Ha. Diyeceğimiz yok. Şimdi biz şeye dönelim. Evet. İbrahim abiye dönelim. Karacadağ bayramlarını bize bir tarif etsin. Hocam Karacadağ bayramları zaten her yerde olduğu gibi sabah camiye herkes gidilir. Evet. Bayram değişik, namazına. Evet. Bayram namazına. Değişik yönü sabah namazı çıkıştan mesela çıkış namazdan sonra köyün her köyde mesela bizim köyden örnek vereyim. Bir mahalle gidiyor yemek yapıyor. Et pilav. Özellikle yani genelde işte yemek pilav, derken pilavdır. Pilav üstü ettir aynen, aslında aynen. Ya da pilav içi ettir yani içine evet, genelde getiriyorlar cami avlusuna namazdan sonra evet. Namaz çıkışı millet herkes gidiyor çoluk çocuk beraber bir mahalle yapıyor evet, bir mahalle bir diğer mahalle mahalleler. Köye yetiyor yani bir mahalle köye yetiyor. Yani her o seferin, mahalleyi her şöyle mi oluyor nöbetleşe mi oluyor yoksa evet, her bayram bir mahalle mi yapıyor? Aynen bunu? Her bayram bir mahalle. Başka yapıyor. Her bayram başka bir bunu mahalle. O zaman birileri doğru. Tutuyor geçen işte aynen, 98'in bayramında falan mahalle 97'de falan mahalle şeklinde. Ama diğer mahalleler peki o şeyin manası nedir? O pilavın üstündeki kellenin manası nedir? Yani pilavın içi et doludur manasında evet. Değil mi? Daha önceleri biz o yıllar önce Emin Hoca gezi programlarından bir deneyimi var. Karacadağ'a gittiğimiz zaman o özellikle şehitleri ziyarete bayramlarda genelde gidilirdi. İlk gittiğimizde hani ben küçüktüm hatırlıyorum böyle tepsilerle pilavlar geldi dedik herhalde sadece pilavdır. Kaşığı bir batırıyorsun içine içinden pilav azıcık sadece üstünü örtmüşler içi hep etti. O manada da Karacadağlılar çok cömerttirler evet. Değil mi? Evet, inşallah bir gün kısmet i̇nşallah. Olur, bir daha gelir bayramda Karacadağ pilavı, pirinci yeriz. Bundan dolayı hocam sen bir gezi programı başlat bence. Bir daha başlayalım. İkimiz, hatta ben de Ali Han'la. Değil mi? Beraber yapalım. Beraberce gidelim. Yani. Güzel olur. Ben konuşmam, öyle yanına takılırım sadece hocam. Takıl. Hocam bu sefer daha bir rağbet görür bence. Değil mi? Evet. İyi, hayırlısı. Abi sözü sana bırakacağız değil mi? İnşallah İbrahim kardeşimle beraber. Tamam. Yani siz grupsunuz. Var. Biz artık karışmıyoruz size. Bayram o bayram olur eseri var.
bayram o bayram olur. Güzel evlenme beraber affedersiniz. Buyurun. Bayram, o bayram olur inşallah. Ağzınıza sağlık. Birinize sağlık. Güzel bir eser. Bu eseri bizde ilk Bilal Dal Kılıç okumuştu. Evet. Güzel de bir eser. Mehmet abinin de sesine yakışıyor. Bayramla ilgili çok fazla eser yok. Çok fazla eser yok, doğrudur. Değil mi? Aynen. Aslında olmalıydı. Bu eser de güzel ve çok pozitif bir eser. Biraz abi bir Anadolu melodisi havası var eserde. Güzel. Değil mi? Erzurum yöresi değil mi hocam? Evet. Evet. Orhan Hocam. Orhan Hocam Erzurum. Evet. Bilir. Şimdi genelde Kurban Bayramı'nda böyle hacılarla ilgili eserler okunur. Orada bayramdan da söz edilir. Değil mi hacılarla ilgili eserlerde? Ama böyle Ramazan Bayramı ile ilgili ya da genel bayramla ilgili çok fazla da eser yok. Yok. Diyelim ve şeyi ben merak ediyorum. Şimdi hakikaten gerçekten programda hani konuşalım diye değil de. Evet. Şimdi, Karaca Dağ'ın 2000 öncesinden beri oralara düğünlere gidiyoruz. Az çok kültürünü biliyorum. Evet. Gerçekten güzel bir kültürleri var. 7 yıl görev yaptım. Cizre tarafının orada kültürünü ben bilmiyorum, yabancıyım. Derviş abi, Cizre tarafında bayram nasıl geçiyor, ne yapıyorsunuz? Genel olarak zaten sabahın ilk ışığında diyelim, evet. Hani sabah namazından sonra millet yavaş yavaş camilere akın ediyor. Kimisi sabah namazını da cemaatle kılıyor. Ondan sonra bayram namazını bekliyorlar.
bayram namazından hemen sonra da istisnasız hemen hemen herkes mezarlığa gidiyor. Bayanlar evet. hariç. Bayanlar bir gün öncesi Arefe günü. Erkekler ise bayramın birinci günü sabah namazından hemen sonra mezarlığa gidiyorlar. Kabir ziyaretlerini yapıyorlar. Özür dilerim. Cizre'nin kültürel bir yapısı var. Geleneksel, kültürel. Tabii bu geleneği ve kültürü de İslam'dan almış. Özellikle haremlik selamlık noktasında ve giyim kuşam noktasında çok böyle örnek teşkil edebilecek ilçelerimizden biri. Mesela bayanlar diyorsunuz ki Arefe günü gidiyor. Beraber gitmiyorlar. Yok, ayrı ayrı gidiyorlar. Değil mi? Orada güzel, güzel çok güzel bir uygulama aslında. Evet. Ondan sonra mesela aile büyükler, sülale içerisindeki aile büyük kimse o yemek hazırlıyor. Kahvaltıyı da herkes kendi sülalesiyle beraber cümbür cemaat yapıyorlar. Ondan sonra cümbür cemaat de ev ev dolaşıyor. Bayramlaşmaya gidiyorlar. Buraya benzer yani her yerde hemen hemen. Peki hocam yemekten bahsetmişken demin bana da sordun yemek olayını. Şimdi bizde böyle bir kültür var. Mesela Ramazan'da ağır yemekler, mesela ağır yağlı etli yemekler falan ve sabah erken bazen neredeyse sofra getirilir. Bu yerinde bir şey midir hocam? Ha biz bunu sağlık açısından düşünürsek bilemem ama Ramazan'ı düşündüğümüz zaman şimdi bir ay boyunca gündüz hiçbir şey yemiyorsun. Evet. Böyle bir anda bayrama gidiyorsun. Bayramın hocam şimdi yok böyle bir sanki geleneksel bizim, bazı şeyleri normal var. Normal bayram haricinde. Bayram haricinde böyle bir şey İşte bayramın bazı geleneksel durumları var. İşte ziyaretler de öyledir mesela değil mi? Bütün akrabayı ziyaret. Başka bir zaman yapılmaz. Evet. İşte sabah erken saatlerde ağır yemekler. Yani etli yemekler özellikle. Öyle normalde hani sabah kahvaltısında öyle bir yemek yemeyiz. Yemekler. İşte şeker mesela. Evet. Şeker de bayramın bir geleneğidir aslında. Hadi tamam şeker cebine bırakın sonra yersin ama. Hayır yani şeker dağıtmak o da bir gelenektir. O öyle ama o sabah o ağır yemekler. Ritüelleri diyelim bayramın ritüellerindendir yani. Aynen. Hocam çok sağlık açısından düşünüyor. Bence o açıdan düşünme. Bir gün mide biraz şey olsun. İfsada uğrasın. Bizim yörede de hani Karaşdağ yöresinde etli pilavdır. Bizde de kübe mumbar sabahları. Allah bayramda. Evet sabahlar. Bak bu ilginç. Çok ilginç. Evet ben de seviyorum aslında o yemeği. Bir ara bayramı orada da geçir. Abi ya. Çok söz veriyoruz ama hiçbir şey de olmuyor yani. Bir programda hocam bir gezi programı da Cizre yapalım. Bence bir yemek programı yapalım. Cizre'ye. Gezide yemekleri tanıtırız hocam. Cizre'ye gitmemize gerek yok. Hadi zaten bugün bayramın üçüncü günü. Cizre'yi buraya getirmişiz. Kurban bayramında birinci günü. Zaten madem Diyarbakır'da kalıyorum. Evet. Bize misafirliğe gelin. Aynı sofrayı size de sereriz. Cizre'yi buraya getirmiş inşallah. Oluruz. Evet. Tamam hayırlısı inşallah diyelim. Peki sözü bir kez daha size bırakacağız. İbrahim abi herhalde bir eser seslendirecek. İnşallah şehit serisinden. Evet Mayın bayramın şehit. O yönünü de. Mayın şehitleri. Evet. Şehide Karajda. Aynen. Kerem Kürt. Şerif, van hayına
mayın eke gelek mezen da girti bun kino meren derya ame bicikiren ker katli amek pirgiran mayın eke gelek mezen da girti bun kino meren derya ame bicikiren ker katli amek pirgiran. Aziz bu ne şehir, be we mayına pırşedi. Jemer ne hıştın ki fuhi, van kuş gider ye Avrupa. Jemer ne hıştın ki fuhi, van kuş gider ye Avrupa. Ber bizan binem tüde na bin fedi yekla tüle etale Kurdistan'e em yek jihe bin mizgin livan etale Kurdistan'e em yek jihe bin mizgin livan. Kurdistan tamam bükjün bi katli am bewan bomba u mayin u lagam dikner u dikan am da gel Kurdistan tamam bükjün bi katli am bewan. Eyvallah, saat hoş. Keki İbrahim. Mayın şehitleri, Karacadağ şehitlerini yad ettik. Evet. Şimdi bayramımızı birçok zaman böyle mürtetler maalesef savaş alanına, savaş zamanına çevirmişler. Hüzün anına çevirmişler. Bunlardan biri de işte Karacadağ şehitleri. Bunları tekrar rahmetle yad ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz insanların muayene ki gelekmezin hıstın riya rev dükkanı am mesela diyor orada. Yani vatandaşın dükkanına ve yollarına döşemişler mayınları. Aynı şeyleri. Oradan bizler de geçebilirdik. Yakın tarihte de zaten mi yaşadık maalesef. Keşke yani bir dönemde sınırlı kısıtlı kasabe bitseydi. Maalesef bitmedi. Hı hı. Zaten İbrahim abi de aynı şekilde babası köyde şehit edilmiş. Evet. Kardeşimiz Allah-u Teala onun da şehadetini kabul etsin. Kendine şafak çıksın inşallah. Amin. Maalesef böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. İbrahim abi böyle devam edeceksin herhalde. İnşallah. Şehit serisiyle gideceğiz. İbrahim abi güzel olur abi. Böyle güzel. Farklı. Şimdi bayramı hep yani ben genelde bayramda coşkulu, daha çok böyle heyecanlı marş tarzı eserler
istiyorum ama bu yönü de var bayramın. O yönünü de hatırlayalım. Yok hocam, her bayram zaten tekrarlıyoruz. Yani şimdi mesela ben bir vatandaş olarak düşünüyorum. Hani böyle bayram günü evde oturduğum zaman illaki böyle çok böyle hani baştan sona hani böyle duygusal eserler de olmasın ama hep böyle hareketli eserler de olmasın. Bazen evde otururken böyle bir eskilere insan gitmek istiyor. Bayramda. Bir şehit serisinden bir eser insan dinlemek ister yani. Gerçi bu, ben Derviş abiden şeyi istedim. İntifada eserini istedim. O dedi ki çok okuduk bayramlarda, doğru, kalsın dedi. Şimdi hangisini okuyacaksınız abi? İnşallah yeni bir eser. Hangisi abi? Ümmetin halini hem anlatan bir de aynı şekilde hareketli bir eserdir. Biraz hareketli. Kürtçe bir eser. Peki, onu alalım o zaman. Alasınız. Buyurun. Habibullah muhtaç tene vallah bu meşinu jiyani çare tuyi Resulallah habibi habibi habibullah aşık tene vallah bu meşinu jiyani çare tuyi Resulallah hesre çabaş melaki vek huynar eşte khari hesre çabaş melaki vek huynar eşte khari ümmet atede zare çare tuyi Resulallah ümmet atede zare perişanın Resulallah habibi habibi habibullah muhtaç tene vallah bu mecinu jiyani çare tuyi Resulallah habibi habibi habibullah aşık tene vallah bu mecinu jiyani çare tuyi Resulallah. Abnabe, kulu reyhan heşin nabe. Çawagi abe abnabe, kulu reyhan heşin nabe. Ümmet bide azad nabe, çare tuyi Resulallah. Ümmet bide rızgar nabe, çare tuyi Habibullah. Habibi habibi habibullah, muhtaç tene vallah. Bu mecinu jiyani, çare tuyi Resulallah. Habibi habibi habibullah, aşık tene vallah. Bu mecinu jiyani, çare tuyi Resulallah. Destani, velasiya gelani, ümida bin destani, velasiya gelani, deste giri jarani, çare tuyi Resulallah, deste giri jarani, çare tuyi Habibullah, habibi habibi habibullah, muhtaç tene vallah, bu mecinu jiyani, çare tuyi Resulallah. Habibi habibi habibullah aşık tene vallah bu mecinu jiyani çare tuyi Resulallah. Ah
Ava behru cemayi Hel besta hozanayi Ava behru cemayi Dermani her derdayi Çare tuyi Resulallah Dermani her derdayi Çare tuyi Habibullah Habibi Habibi Habibullah Muhtacı tene vallah Bu mecinu jiyani Çare tuyi Resulallah Habibi Habibi Habibullah Muhtacı tene vallah Bu mecinu jiyani Çare tuyi Resulallah Habibi Habibi Habibullah Muhtacı tene vallah Bu mecinu jiyani Çare tuyi Resulallah Habibi Habibi Habibullah Aşığı tene vallah Bu mecinu jiyani Çare tuyi Resulallah Eyvallah Derviş abi yüreğine sağlık. Allah razı olsun ya. Derviş abiye de böyle hareketli eserler gidiyor değil mi abi? Hakkını veriyor. Güzel aslında bazen bazı sanatçılarımıza özellikle bir tarzı böyle şey yapıyoruz böyle etiketliyoruz o tarzı üzerine. Derviş abi hareketli eserli güzel seslendiriyor ama öbür eserleri de duygusal eserleri de mesela Yakma Ya Rabbim eserini de güzel seslendirdi Ramazan ayında. Güzel ağzına yüreğine sağlık. Ama tabii branş desen hani... Hangisi benden sorulur desen de şu an der ki hareketler benden sorulur der yani. Yani son anda düzelttin muhalefeti biraz yumuşattın abi. Ama gerçekleri konuşuyoruz hocam biz de hani. Estağfurullah. Evet. O an bana da espri yaptın. Doğru o da öyle söyler yani. Hareketli yakıştır. Hele bir de bu bir ara ilahi namelerde burada seslendirmiştiniz. Lomiro. Lomiro eseri mesela. Orada biraz hani tabiri caizse döktürdü böyle. Ona gidiyor yani o tarzına gidiyor. Evet, sesine gidiyor. Hocam şöyle. Ona pek yakıştırma yani. Ona daha çok yakışır. Arada bir esprimiz de ölmüştü. Mehmet abimiz daha güzel. Hatta bir tarafa hani Mehmet abilerin de çok onlar da Miro'ya farklı bir yorum kattılar aslında. Hatta biraz da farklı besteler. Zaten anonim bir eser. Anonim bir zaten. Evet anonimdir. Onunkisi biraz yani alışılagelmişin dışında bir yani şey. Ona bakarsan evet. En iyi benle Bilal abi seslendir. Yani şimdi o yanlar girmeyelim işte. Oralara çok o mevzulara çok girmeyelim bence. Eyvallah. Şimdi araya girmeden önce bir eser daha dinleyelim. Sonra evet. Bir ara verelim. Reklam arası verelim. Mehmet abiye sözü bırakalım. Abi Hayata Eshab eseri var. İnşallah onu Eshab. Dinleyeceğiz. Hayata Eshab. Evet. Derdü Keder. Evet. Bir Derdü yani Keder. Çok eski bir eser evet. Değil mi? Yani bu eser de hani yani müziksiz söylenmişti değil müziksiz mi? Müziksiz aynen. Çok onu çok söyledim ben. Evet. Artık maalesef gençliğimde demek zorunda kalıyorum. Maalesef değil. Yani evet, 18 yani evet. Şimdi. 18 yaşlarımıza falan çok sık söyledim mesela. Hocam bu kadar kendinizi şey yapmayın şimdi. Ben küçükken sizi dinliyordum ama şu an yaşıt gibi duruyoruz yani. Evet. Yani çok da yaşlanmamış diyorsun. Hocam bu arada yani programa başlarken izleyicilerimizin bayramlarını kutlamayı unuttuk. Evet. Helal onu bayramın ilk günü biz yaptığımız için biz artık biz kendi adım, yani ben kendi adımıza aha. Konuşalım. İnşallah bu vesileyle evet. Bayramlarını tebrik ediyoruz. Evet. Bu eseri de tüm Rehber TV izleyicilerine armağan ediyoruz. Peki. Şimdi. Buyurun abi. Oh,
niye zihidilme bu bela Kuyna mazlum red be hep kedera Natır sici hvedaye ta'ala Hayfa Hüseyin'e Şah-ı Kerbela Kafirde kıcınci ehli iman Gihaşin bu yel ber hınava Hına şehid o horte müslüman Mavi bimine hatta likinge Hına şehid o horte müslüman berme havai vare na gire çavime a gire ketiye kalbu dilime hayfa mazluma u hukme dinime ma vedmine hatta yüreğine sağlık. Eyvallah. Ağzına yüreğine sağlık. Acıları ta işte İslam tarihinden günümüze kadar getiren bir eser. Evet. Bir de o dönemde yazılmış. O dönemden sonra ne acılar yaşadı İslam Aynen. ümmeti. Hani bir daha bu eseri kaleme alalım dersek ya da buna Devamlı ekleyelim dersek herhalde bir kitaplık bir eser çıkar ortaya. Evet. Maalesef. Maalesef diyoruz. Halen de yaşanıyor. Yüreğine sağlık. Kendi döneminde şu olmuş hocam. Kendi döneminde bu müziksiz seslendirilen bir eserdi. Evet. Sadece zannedersem zaten darbuka var mıydı yok mu onu da hatırlamıyorum. Öyle müziksiz tamamen yani, bunu seslendirilen evet. bir eserdi. Hı hı. Ve dediğim gibi bunu yani benim ilk ezberlediğim ezgi diyebilirim. İlk ezberlediğim ezgilerden bir tanesi buydu. Bir de Hevara Hevar diye bir Eshab-ı evet. Kiram Gelek Cefadi diye bir eser vardı. Ama ben bu eseri çok söyledim yani. Çok da sevdiğim bir eserdir. Mehmet abi ağzına sağlık. Sen de güzel seslendirdin. Şimdi biz her zaman söylüyoruz. Söylemekte bir sakınca da bulmuyoruz. Belki her bayramın her gününde, her programında bunu söylüyoruz. Biz bayramlarda evet sevinçli olacağız. Mutlu olacağız. Ne pahasına olursa olsun. Fakat acılarımızı, değil mi? Dertlerimizi, evet. hüzünlerimizi, kederlerimizi de unutmayacağız. Onu da dile getireceğiz ki bayramlarda, geçmiş bayramlarda, eski bayramlarda anneler ağıtlar yakarlardı bayramda.
hem yemek yaparlardı değil mi? Kesinlikle. Bahsettiğimiz ikramlarda bulunurlardı. Hem de atlarını da yakarlardı. Bayramın o her iki yönünü birden biz de bayram sevincinde burada yaşıyoruz, yaşatmaya da çalışıyoruz. Zaten inşallah. Zaten şey var hocam, hani bayram gelmiş neyime, işte bayramsa bayramımız mübarek olsun türünden yapılmış eserler de var. Ha, biz onları şey etmiyoruz. Biz diyoruz ki evet, biz inadına bayramlarımızı bayram gibi yaşayacağız. Fakat bayramların hep bir buruk tarafı var illaki, ne kadar dersek evet. Var yani. Peki müsaadenizle bir araya girelim. Aradan sonra devam edelim inşallah. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Bayram Sevinci programında, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde değerli konuklarımızla ilk bölümde güzel eserler dinledik. Güzel muhabbetler yaptık. Yöresel bayramları da biraz konuştuk değil mi? Cizre yöresi, Karacadağ bölgesi. Cizre yöresinde Kurban Bayramı'ndaki ve Bumbar sabah yendiğini öğrendik. Bayramlarda. Evet. Davet aldınız daha doğrusu. Kurban Bayramı davet, için davet aldık. Davet aldık ama yeniyormuş da yani. Tabii tabii. Kurban Bayramı'ndan yenir mesela. Abi sabah kaçta hazır oluyor? Hocam şimdi Cizre'de olsaydı. Yok burada Diyarbakır'da. Burada istediğiniz saat. Yani böyle 10-11. İstediğiniz saatte inşallah. Cizre'de olsa kaçtaydı sabah? Ortalama yani saat 8 gibi. Hani ev baskını göre, Cizre bir yere baskın yapacaksak evet. Ve Bumbar baskını ona göre gidelim. Yani 8:30-9 arası. Evet, tamam. Sabah erken saat. Sabah baskını yaparız. Peki abi şimdi böyle bir eserle başlayalım. Tabii. Güzel bir eser dinleyelim. Bugün Mehmet Ali abi de eser daha seslendirmedi. Yok, değil mi? Biz önce İbrahim abiye sözü bırakalım. Bir eser seslendirsin yine eskilerden. Ondan sonra ben mi geliyorum hocam? Ona göre sonra eserim. Sözü sana bırakalım. Tamam peki hocam. Ona göre eserim. Sözü, hazır. Mikrofonu, eyvallah. Sazı, her şeyi bırakıyoruz abi. Berdar olun hocam. İnşallah. Verin her şey ehli, verin her şey Müslümanı cihani diyeceğiz. Verin her şey Müslümanı cihani. Evet. Bütün cihanın Müslümanları. Aynen. Buyurun. Kıymet ne işte?
دکود ولا بوحیل تبجوانه هوانا تب دسیس کافرانه دکود ولا بوحیل تبجوانه. Eyvallah İbrahim abi, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Şimdi Mehmet abi, bu eserlerle ilgili çok konuştuk ama bir kez daha senin yorumunu almak istiyorum. Hüznü bu kadar da hareketli dile getirmek, yani çileyi, zulmü, değil mi? Baskıyı, hatta katliamı, hatta şehadeti, böyle bu kadar da hareketli dile getirmek. Var mı başka yerde böyle örnekleri? Yani muhtemelen dinlediğim öbür müziklerde de mesela bir Fars müziğini, biraz Hint müziğini dinlemişliğimiz var. Türkçenin öbür dallarında da mesela böyle hareketli olup hüzünlü olan eser çoktur hocam. Evet. Hatta daha ileri giderekten bu konuda bazen bize eleştiri aldığımız olmuştur. Hani içinde biraz ölüm olan, biraz hüzün olan eserler halaylarda bile söyleniyor. Bu normal Türk ve Kürt folklorunda da olan bir şeydir. Mesela bir diyelim ki şu an bunu açıklamamız ne kadar yerine olur. Mesela bir kesik çayır parçası var diyelim. Evet. Kesik çayır biçilir mi? Aslında hikayesini ben bir ara izlemiştim. Yani genç bir insanın mesela ölümü var, hüzün var. Ama hani oynanıyor onun eşliğinde. Evet. Zamanla o hale geliyor. Bizde özellikle ezgilerde ve marşlarda biraz lirizm dediğimiz olay var hocam. Coşkuyu ve hüznü bir arada işleme var. Efçi bu hadsereme, giritirse haleme deyip hava çekme gibi. Ben, bana göre yani şahsi fikrimdir. Bu konuda eleştirenler olabilir. Benim şahsi fikrim, şimdi bize bir sorun haline de geldi. Düğünlerimizde son zamanlarda biraz hani özellikle eserlerin içi biraz boşaltıldığı gibime geliyor. Çok böyle tek düze eserler söylüyoruz. Hı hı. İşte tamam, bir dönem eksikliği olan damat, gelin parçalarını söylerdik. Hı hı. Sonraları yavaş yavaş bütün parçalarımız ona döndü. İşte zava, buk, gelin, evet. İşte geldik, gençler oynadı, kalktık, oturduk falan. Hep bu şimdi eserler olunca bizim düğünlerimizin, bizim İslami düğünlerimizin tebliğ kaygısı vardı hocam. Biz İslami düğünlerimize, evet. Orada topladığımız gençlere İslam'la, Kur'an'la, Allah'la ilgili bir şeyler söylerdik. O gençlerimizin, evet. Kalbine onunla ilgili bazı tohumlar, evet. Ekerdik değil mi hocam? Tabii. Bundan dolayı bana göre davayla ilgili bazen hüzünlü de olsa oraya gelen gençlere o olay hakkında bilgi vermek adına, evet, belki tezat oluşturabilir. Fakat bana göre sakıncası tatlı olmamalı. Bir tezat. Tatlı bir tezat. Tatlı, aynen. Bir tezat. Tatlı bir tezat. Şimdi ameller, niyetleri, ameller çok hocam, ben bir dokundun, bir ah işittin. İyi ki de sordun. Daha, evet. Ben de böyle bir açıklama yapmak istiyordum doğrusu. Hı-hı. Tam yerine bir soru oldu. Yani oraya dediğim gibi gelen ameller niyetlere göre olur ya hocam. Hı-hı. Bizim niyetimiz orada gençlerimizi o konuda bilgilendirmektir hocam. Hı-hı. Yani bazen içinde hüzün de olsa o mesajları, evet. veriyoruz. Fakat şöyle söyleyeyim. Özlem Ajans Yönetim Kurulu'nun bununla ilgili kararı var. Aman aman bu açıklamalarımı baz alaraktan kimse şey gitmesin. Biz normalde hüzünlü eserleri düğünlerde söylemiyoruz. Evet. Evet, onu belirtelim. Eyvallah. Eyvallah. Güzel açıklayıcı oldu. Eyvallah hocam. Söz sendeyken devam etsin abi. Aynen hocam. Bir eser dinleyelim. Olur. Mesele günlerine gireceğim. Bilerek mi oldu? Sanki. Önce biliyor. Ama ben küçük bir soru sordum. Bu kadar teferruatlı bir cevap beklemiyordum. Bir şeydi aslında. Yani yerine bir soru oldu hocam. Evet. Demek ki birikmişliğin verdiği bir... Evet. Ne dinleyeceğiz abi? Hocam bugün ben burada Zazaça eser seslendirdim. Sanki yakın zamanda yine hep böyle ben de diyorum Zazaca bir eser seslendireyim. Bugün bizim sen Zazaca bir eser Muhammed Dağ hocamızın burada daha önce seslendirdiği, Burantin Cebba abimizin seslendirdiği güzel bir eser var. Hani biz kardeştik manasına gelen. Evet. Zazaca bir eser. İnşallah güzel olur. Peki, hayırlısı. Evet. Buyurun.
çadı از کشکناتی چادر از نرناتی چادر آنی مادره یو بینونی آنی ما ککه یو بینونی آنی ما دوسته یو بینونی ما آنی مادره یو بینونی آنی ما ککه Yobinoni wa keke yo binoni anima doste yo binoni wa anima bere yo binoni anima keke yo binoni anima doste yo binoni wa keke yo binoni anima doste yo binoni wa anima bere yo binoni anima keke yo binoni anima doste yo binoni wa keke yo binoni anima doste yo binoni wa anima bere yo binoni anima keke yo binoni anima doste yo binoni wa anima bere yo binoni anima keke Yobinoni anima doste yobinoni wa Eyvallah. Yüreğine sağlık. Eyvallah hocam. Evet Ali abi. Eser zaten alıp götüren bir evet. tarzı var. Sen de o tarzda öyle bir tarzda okudun ki eyvallah. Alıp götürdün. Eyvallah. Bizi de alıp götürdün. Değil mi abi? Şimdi yanılıyorsam söyleyin lütfen. Eyvallah. Hocam. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Emin abimin abinin az önce sizi yorması işe yaramış. Değil mi? Ağzınıza sağlık. Sesi açmış yani. Gerçekten. Şimdi provadan daha iyi oldu. Şöyle zaza olduğum için hepsini anladım. Hani evet. Bir şekilde anladım. Eser çok duygusaldır.
İçeriği de. İbrahim abi ben de şöyle bir espri yapacaktım. Şimdi Kürtçe ve Zazaca dili zaten çok böyle içe geçmiş bir dil. Neredeyse hepsini Kürt, normalde ana dilimiz Kürtçe olduğu halde Zazaca'yı konuşmuyoruz. Evet. Hepsini hemen anladın. Bir yerde sadece Es Orhan Kerena. Orhan abi bile anladı. Orhan abi anladın mı? Birçoğunu anladı. Orhan abi bu arada Artvinli. Evet. Yani hani mabreyo yo bon binoni ezgiden içerisinde rahat söyledik söylerken evet. Biz hani kardeşlik diyor evet. Zaten ondan sonra öbürlerini zaten sadece ben şeyi anlamadım Es Kerena iyi anlamadım Es Kerena devamını getir abi Tehçadın neredeydin ay sen tamam. Neredeydin Es Kerena orası ben beklerken sen neredeydin Es Kerena Tehçadı Feryat Kana Tehçadı Es Nalena Tehçadı Es Kerena Kerena değildir Kerena ben bağırıyorum evet. Sen neredeydin yani burada E olarak yazılmış Es Kerena Kerena olabilir doğrudur evet, orayı da düzeltmiş oldum düzeltmiş oldum ama eser güzel abi. Çok güzeldi abi müziğin dili Es Kerena evet müziğin uyarılar geliyor sazalardan kulağıma müziğin dili olmaz derler ya. Evet. Yani hakikaten çok anlamasak da alıp götürüyor. Eyvallah hocam. Bazen bir fon müziği bile değil mi? Alıp evet, götürür. Kesinlikle. Bir fon müziği bile. Kesinlikle. Bende çok olmuştur. Hani biraz şiirle de ilgileniyorum. Böyle fon müziklerini falan dinlerken alıp götürüyor. Bu seni. Vesileyle o zaman şöyle yapalım mı? Bu eseri burada ilk dile seslendiren, yorumlayan Muhammed Daha hocamız ondan sonra Burhanettin Cabbi abimize ve onun şahsında Bingöl'e ve bütün Zaza kardeşlerimize eseri hediye olarak gönderelim. Eyvallah, o zaman. Gitsin. Evet. Hocam müzik bizi bazen alıp götürüyor dediniz ya bazen biz de burada eser okumaya kalktığımız zaman işte müzisyen abilerimiz alttan öyle bir müzik veriyorlar, bir dem veriyorlar. Evet. Yani bizi tam böyle o parçaya hazırlıyorlar. Adapte ediyor, doğru. Evet. Aynen öyledir. Müzisyen kardeşlerimize de burada teşekkür ederim. Kesinlikle. Evet. Abi sana yani. Dönelim. Böyle hareket, marş falan bir şey İnşallah yok mu? İnşallah marş hazırlamışız. Marş var değil mi? Evet. Ne var abi? Allahu Ekber, Muhammed Rehber. Rabbin Dükün Dozi. Ey milleti İslam, milleti İslam. Kur'an'ı. Ben mesele okuyayım inşallah. Çok güzel, buyurun. Allah razı olsun. Belki vokal bile yaparız, kim bilir. Allahu Ekber, Muhammed Rehber Allahu Ekber, Muhammed Rehber Rabbin bikin dozi, ey geli Müslüman Bi desti hep bigren, hakim bikin Kur'an Müstez'afi alem, derkin jibin destan Rabbin helinin hükmü tağutun feryalistan Bu tabişkinin veka İranu Afganistan Allahu Ekber, Muhammed Rehber Allahu Ekber, Muhammed Rehber خوينمش اشتهر نامينا او ظلمة كري فمعملة دينا عرضو عصيمات ظلمة تجينا مجاهد اسلام تفتاه تابشكينا خورت مسلمان حيث مصدومة هلينا الله اكبر محمد رهبر الله اكبر محمد رهبر قرآن من هيج كم جرج ماجين رجما ابني قورو لندن تا
Paris, Berlin Ma o Marcus Lenin Rehberde Queen Rejen Khilkhaze insan cenge var edin o azadi Benna ufakullah Hüveyni Nursiyo Hüseyin Allahu Ekber Muhammed Rehber Allahu Ekber Muhammed Rehber Peygamberi İslam, rehberi insane Düstura Müslüman, daimi Kur'an'e Cihad diya azad, diya bin destane Seri bilin diya ümmet şehid o zindane Mizgin huyna şehid, ahemla her tarikhane Allahu Ekber, Muhammed Rehber Allahu Ekber Muhammed rehber Rabbin bekin dozi Ey geli Müslüman Bedeste hep fikrin Hakim bekin Kur'an Müstezafi alem Delkın cibin destan Rabbin helinin hükmü Tağutun feryalistan Bu tabişkinin ve Kairanu Afganistan Allahu Ekber Muhammed rehber Allahu Ekber Muhammed rehber Allahu vahid Rabbin mücahid Allahu vahid Rabbin mücahid Eyvallah İşte bayramın bu yönü de güzel böyle evet, hareketli tabii. yönü de güzel yine eski klasik bir eser Kur'an'a min heye çipkim jirajma çin Vejma Amerika Rus London Paris Berlin Mao Marcus Lenin rehberi Huynrejen. Çok güzel sözler evet. Ne yapayım ben bunlara bu beşeri sistemlere? Evet. Bu beşerlere. Evet. Kur'an'ım var bana yeter elhamdülillah. Kesinlikle. Hepsinin üstünde. Allah Teala'nın nizamı dururken o nurlu kitap dururken aciz bir insanın hani ideolojisini getirip hayatına evet. Karnı olarak kabul etmek hakikaten şeydir. Enteresan bir durumdur. Değil Ama mi? İnsanlar tarih boyunca bunu yapmışlar. Yapmışlar. Evet. Yapmaya devam ediyorlar. Evet. Yapacaklar. Aynen. Mücadele de budur zaten. Değil mi? Hak batıl mücadelesi. Evet. Hak tarafı işte Kur'an'dır. Batıl tarafı ise işte bütün beşer ve beşeri sistemlerdir. Evet. Yüreğine sağlık. Abi, güzeldi. Eyvallah. Şimdi tabii hani bayramın üçüncü günü sonlara da yaklaşıyoruz. Evet. Bu arada bayramdan sonra da uzun bir ara vereceğiz zaten. Evet. Yaz artık biz şeyde ilahinamelerde sezon finali yaptık. Ta Eylül'e kadar Eylül'de de genelde şöyle olur, hocam. Olur mu? Olursa olmaz. Biz olur muyuz? Biz olursak programı şu ana kadar biz şeye Kurban Bayramı sonrası genelde bayram özel yine programlarını 4 gün yaparız. Ondan sonraki hemen akabinde ilahinameler başlardı. Fakat dediğiniz gibi inşallah belli olmaz. Şimdi Rehber TV belki çok güzel sürprizler hazırlamıştır. Evet, evet. Belki farklı formatta bir müzik programı olur. Çok daha güzel şeyler olur. İnşallah olur. Öyle diyelim. Peki. Olmazsa da Allah kerim. Allah kerim yani ne olsa güzel olur bence. Evet. Rehber TV güzel özellikle müzik programlarında çok güzel şeyleri yapıyor. Sadece ilahinameler için söylemiyorum. Bayram programları, iftar vesaire bir sürü başta inanamalar olmak üzere diyelim. Hani bizim programımızdır ya hocam. Torpil yapalım kendi programımızı. Biliyor zaten yani yıllardır eskimeyen değil mi bir Kesinlikle. Program. Evet. Kimler gelip geçti buralarda. Geçti, evet. Güzel de oldu yani. Evet. İnşallah olmaya da devam eder. Biz olmasak da. Zaten bu biraz şey yapalım şimdiden kendimizi aradan sıyıralım. Şey olmasın. Özletelim diyorsun. Zaten programın başlamasına yakın izleyiciler de bizi gördükleri yerde soruyorlar işte ne zaman başlayacak. Valla biz de bizden bekliyoruz güzel, yani. Biraz özlemek güzeldir. Evet. Peki Mehmet abi sözü size bırakacağız. Evet hocam. İnşallah sevdalandık sana gönül sultanı diyeceğiz. Gönül sultanı. Sevdamız Peygamber Efendimiz'dir. Evet, ona sevdalanmışız. Buyurun abi.
yüreklerde yanar sevda ateşi. Sensin şu koca cihanın güneşi. Kainatta yoktur benzeri eşi. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sevdalandık sana gönül sultanı. Gelmek istiyorum yeşil ravzaya. Kavuştur diyerek yüce Mevla'ya. Canlar feda Muhammed Mustafa'ya. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sevdalandık sana gönül sultanı. Gerçek aşkı sevgiyi buldu. Sensiz açan güller sarardı soldu. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sevdalandık sana gönül sultanı. Gelmek istiyorum yeşil ravzaya. Kavuştur diyerek yüce Mevla'ya. Canlar feda Muhammed Mustafa'ya. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sana gelmek ise öleyim. Fani dünyadan sensin tek dileğim. İste bu canımı sana vereyim. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sevdalandık sana gönül sultanı. Gelmek istiyorum yeşil ravzaya. Kavuştur diyerek yüce Mevla'ya. Canlar feda Muhammed Mustafa'ya. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sevdalandık sana gönül sultanı. Selatu selam ediyor. Güller aşkın ile koku saçıyor. Bülbüller seninle aşka geliyor. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sevdalandık sana gönül sultanı. Gelmek istiyorum yeşil ravzaya. Kavuştur diyerek yüce Mevla'ya. Canlar feda Muhammed Mustafa'ya. Sevdalandık sana gönül sultanı. Sevdalandık sana gönül sultanı. Evet, sevdalandık sana gönül sultanı. Gönül sultanı. Gönüllerin sultanı değil mi? Evet hocam. Şimdi yegane şey sultanı. Yaptık hocam. Diyarbakır'ın Karacadağ yöresinde bayramlar nasıl geçiyor? Keşke artık bayramın üçüncü günü oldu. Olsun, bayram boyunca konuşuyoruz. Deriş abi Cirit'e söyledi. Mehmet de o zaman, Mehmet abi de
temsilen Diyarbakır merkeze bayramlar nasıl geçiyor? O da biraz oradan bahsetsin. Ha biz buradayız biliyoruz ama izleyiciyle paylaşmak aslında. Kaç yıldır Diyarbakır'dasın abi merkezde? Hocam 30 yılın üzerindedir. Tam olarak bilmiyorum ama. Bu Diyarbakır merkezde doğmuşsun. Yok. Kulp ilçesinde doğdum. Kulp ilçesinde doğdum. Evet. 30 yıllık bir birikim var yani. Birikim var evet hocam. Evet. Hocam aslında ilk hani bundan 20 yıl önceki bayramlar gerçekten çok güzeldi. Merkezde, şehir merkezinde. Hayatımıza teknolojiler girdikçe bizleri tembelleştirdi biraz. Bayram genelde merkezde de en güzel sevdiğim yanı bayram namazıdır. O tekbirler, salavatlar. Evet. Artık gidiyorsun o gün ödülünü almaya. Bir Ramazan orucu geçirmişsin. 30 gün boyunca ve bu sene 29 gündü. 29 gün boyunca Allah-u Teala için oruç tutmuşsun ve o gün aşkla gidiyorsun. O tekbirleri getirip mükafatını almaya gidiyorsun. Evet. Onun dışında yine Diyarbakır'da da mezarlık ziyaretleridir. Özellikle şehit mezarlarının, kabirlerinin ziyaretleridir. Bir de Mustazaflar Cemiyeti'nin güzel bayramlaşma töreni var. O da artık bayramlaşma kültürü oldu artık. Evet. Evet. Hiç olmazsa orada millet bir araya geliyor. Büyük Hazreti Süleyman Camii parkında önünde herhalde. Çok güzel orası hocam. Hazreti Süleyman çok isabetli olmuş bence. Evet. Yani şimdi aslında bu soruyu üstadımıza sormamız lazımdı. Kır saçlı üstadımız doğma büyüme neredeyse Diyarbakırlı. Yani Diyarbakır İskender Paşa'dan değil mi? İskender Paşa mıydı? Niye kır saçlı deme gereği duydunuz? Sen de saçlı olan. Böyle o sur içinde eski Diyarbakır'da nasıl kutlanırdı onu sormak lazım ama geç oldu abi inşallah. Ben onunla ilgili sadece şunu söyleyeyim hocam. Evet. Bizim çocukluğumuzda Luna Park falan ya yoktu ya da biz gidemiyorduk bilmiyorum. Benim unutmadığım şimdi mesela hani hep eğlence çocuklara yönelik eğlence şeyleri olur ya. Evet. Orada şeyler de mesela o sektörle ilgilenenler de bayramda özellikle yüklenirler. Çocukları cezbedecek şeyler. Mardin Kapı civarında bizim Şeyh Cevat'ın oturduğu mahallede şimdi evet. Onların o hata babasının bakanı olduğu yerde bir şey yapılırdı hocam böyle çapraz böyle bir iki ağaç çakılırdı böyle tahtada bir kasa olurdu kocaman bir salıncak olurdu hani 5-10 evet. Tane çocuk içine girerdi orada bir amca böyle bizi sallardı ben onu hiç unutmuyorum. Sene 1940'lar falandı değil mi abi? Ya tahtadan böyle salıncaklar. Vallahi sene kaç oluyor hocam? 80'li yıllardır artık. 80'li yıllardır. Evet. Maşallah hocam, tarih olmuş. Özür diliyorum. Şuna bir açıklık getireyim. Hani teknoloji hayatımıza girmiş derken şehir merkezinde birbirimize yakın olmamıza rağmen bir bayram mesajı gönderiyorlar telefonda. Hı hı. Hani ziyaretleri pek fazla o kadar gidilmiyor. Evet maalesef biraz ziyaretler tembelleşmiş. Evet vakit hızlı ilerliyor. İbrahim abi bir eser söylesin. Şöyle yapalım abi. En sonunda bir potpourri yapalım mı böyle hepinizin katılımıyla? Tabii ki. Potpourri bayramlarda olmalıdır bence. Değil mi? Zaten ilk günlerde de yaptık. Böyle potpourri ile bitirelim. Bayramın üçüncü günü de böyle madem o uzun ara giriyor potpourri ile bir ara vermiş olalım. Evet. Ama İbrahim abi önce bize hangi eseri seslendirecek? Şehit İsmail. Şehit İsmail. Evet. Ezgisi hangisi? Selamlı Serteyiz. Selam güzel bir eser. Çok güzel çok bir eser. Mehmet abiyle beraber düet şeklinde okuyacağız. Tamam abi ben çaktırmadan böyle pes gireceğim buradan inşallah. Buyurun. İsmail
gelmeye git. Beştane let
hakikaten belki de günün en güzel eseri oldu bana göre. Çok güzel. Her şey beste çok güzel. Yorum çok güzel oldu. Üçlü kombinasyon çok güzel oldu. Emin Hoca sizin de yani belki siz ses duymadınız. Biz şaşırmadan dedik. Çok güzel bir, çok güzel bir parma bir eser oldu. İbrahim abi hançerelerine sağlık diyeyim senin. Ben de alır, sen de yüreğine sağlık. Yani şimdi şöyle bir şehit albümü kültürümüz var hocam. Yani bir şehit albümlerinin bizim albümler içerisinde ayrı bir yeri vardır. Hakikaten seslendirilmesi zor eserler. İbrahim abi, Mehmet abi gibi abilerimizin, kardeşlerimizin bu kültürü sahiplenmesi ve hakkını vererekten okuması benim için şahsen, bizim için sevindirici bir olay. Önemli. Başarılarını devam ediyorum. Aynen. Allah-u Teala ayaklarınızı da sabit kılsın bu arada. Önemli bir kültür ki yani bakmadan neredeyse çoğunu ben de şeylerde, o peslerde ezbere girdim. Onu yani. Siz söylerken ben şöyle de düşündüm. Şimdi zaten demin de dediğin gibi eğer ölmezsek ve programı devam ederse bir ara şimdi Mehmet abi zaten sürekli burada, İbrahim abi hani konuk olarak geliyor bazen. Hı hı. Bir ara seninle pes taraflarını tek senden alalım Emin Hoca. Öbür taraflarda Mehmet abi de ikizler de. Abi. Ben yalnız kalınca böyle, yapamıyorum. Böyle abi. Bir şey yaparız hocam. Böyle bir şey ben yaparız. Ben yalnız kalınca yok, yok, yapamıyorum. Ses iyi geliyor. Ya seyircilerimiz hocam senden hoş görürler. Zaten asıl branş şey. Sen sunucusun. Şimdi hatalar olsa da senden hoş görürler. Bizden hoş görmezler şimdi. Bir çünkü, de böyle detoneler evet, falan şunlar. Olsun bunlar. Hocam. De hocam bence şey. Bekliyorlardır da. Değil mi? Bence bekliyorlardır yani. Kesinlikle. Benim beklentim var açıkçası yani. Ben bekliyorum. Ama büyük ihtimalle seyircilerimiz de bekliyor. Bir şey var hocam. Söylesin, batırsın, detone olsun, içinden çıksın. Biliyor musun? Hocam. Sanattan şu var. Bazen klişeleri kırmak var. Mesela bu eseri Allah razı olsun zaten hakkını vererekten okudular. Bir daha söylerlerse yine aynen bu tatta, bu güzellikte okuyacaklar. Eminim. Evet. Fakat şimdi mesela bunu Emin Gülseven'in okuması bir klişeyi kırmaktır. Değişikliktir. Anladın mı hocam? Evet. Mesela o. Hayırlısı diyelim inşallah. Evet. Bayram tekrar mübarek olsun. Hı. Tekrar Allah hayır olsun. Evet. Nice bayramlar göresiniz, görelim inşallah. İnşallah. Böyle hayırlı, daha güzel bayramlar. Yani hakikaten bayram gibi bayramlar. İnşallah hep beraber görelim. Yani biz ümit ediyoruz ki diyoruz çocuklarımız en azından güzel bayramlara kavuşsunlar. Dertsiz, kedersiz bayram gibi bayramlara kavuşsunlar. Ama inşallah biz de görürüz. Bu temennilerle bitirelim. Tekrar ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı. Allah hayırınızı kabul etsin. Biz teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali abi senin de tekrardan yüreğine sağlık, ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Öyle dediğimiz gibi potpourri de bitireceğiz inşallah. Aynen. Evet. Değerli izleyenler, bayramın üçüncü gününü de geride bıraktık. Bayram sevinci de artık burada bitiyor. Böyle uzun bir süre belki burada ekranlarda beraber olamayacağız. Ara ara belki Rehber TV'de sanatçı abilerimizin klipleri, burada söylenen eserler klip şeklinde verilir. Allah kısmet ederse onu bilemeyiz. Bu can bu tende kalırsa, bu programlar böyle devam ederse inşallah görüşürüz. Görüşme ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Tekrar bayramınız mübarek olsun diyelim. Kalın sağlıcakla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kerem Kütüphane. Cümle alem ferdi bizimden birdem, la ilahe illallah. Ferdi bizimden birdem, la ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Habibullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Habibullah.
zerreyi alem evnavi teyi azem nivisan diye kalem la ilahe illallah nivisan diye kalem Muhammed Resulallah la ilahe illallah Muhammed Resulullah la ilahe illallah Muhammed Habibullah la ilahe illallah Muhammed Resulullah la ilahe illallah Muhammed Habibullah Delal emhadin emhadin hadin hadin kutsam negri emhadin veksil hadin eyyubi emmi yahud belakin veksil hadin eyyubi emmi yahud belakin van yahudiye huyn var ticarici merna ben yar van yahudiye huyn var ticarış emrin abin yar Rabbin bir ana musçu Sadkirin o sadhevar Rabbin bir ana musçu Sadkirin o sadhevar Emhatin, hatin, hatin Kutsa delal emhatin Emhatin, hatin, hatin Kutsam negri emhatin Veksel haddin eyyubi Emmi yahud belavkin Veksel haddin eyyubi Emmi yahud belavkin دسته قدسا خو یاهود از زید بکشم حی بابا و کالی خو یاهود امید بکشم حی بابا و کالی خو امهاتن هاتن هاتن قدسا دلال امهاتن امهاتن هاتن هاتن قدسا منگری امهاتن وکسل حدین ایوبی امی یاهود بلابکن وکسل حدین Ayyubi Emme yahud belavke Elhamdülillah İleti firhma Kveda yeser nebi Bevadikin şer'a şerif Evjimel berca ve kvedi Dineme İslam'a sefa Rehber Muhammed Mustafa Kur'an imame per vefa Kanun eve hak ver nedi Dineme İslam'a sefa Rehber Muhammed Mustafa Kur'an imame per vefa Kanun eve hak ver nedi Davatı Müslüman dikin, dini Khuda hakim dikin Rahmu adalet bir dikin, zulmü tahatüm hel vedi Evda ve ya peygambera, hem mürşüda nur rehbera Şeyhü mela u servera, hamiyal ve da've khudi Evda ve ya peygambera, hem mürşüda nur rehbera شفو ملاو سرورا همی علم دعوی قدی تگه خیر حاتی لشکره مرشو لشکره قرآنه جتیر ساته زور دارلر زیل قیم مجتن کتنطای ناوی ده پیر بدنگه بشان و شرف رنگه
ez mazluma rafir ez zulme ratenge Piroz be, piroz be, en şehide İslam'e cihada te Piroz be, ben bayrakta Kur'an'e Piroz be, piroz be, en şehide İslam'e cihada te Piroz be, ben bayrakta Kur'an'e Hükümullah, peşmergi Resulullah En bağverin ve zulmü zor-i rabe inşallah Yezid-u Tavut yegin, Hüseyin'i megellekin Her deri ve kakerbelayı ve disa sorgin Piroz be, piroz be, ey şehine İslam'e Cihada te piroz be, ben bayrak Piroz be, piroz be, ey şehide İslam'e cihada te piroz be, benim